Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Şu anda Osaka'dayız. Burada saat 12'yi geçti, gece yarısını. Birkaç gündür video paylaşamıyoruz. O yüzden ne olup ne bittiğini kısaca bir özetleyeyim dedim. Şu anda dediğim gibi Japonya'dayız, Osaka'dayız. Dün geldik, Kore'den geldik. Kore'de Seul'den bir video paylaşmıştık en son. Ondan sonra biz nereye indik? Gongju şehrine geçtik. 2 gün orada durduk. Busan'a geçtik, 1 gün durduk. Oradan da Osaka'ya geldik. Hiçbir problem yok şu ana kadar. Videoları çekiyoruz ama editlemeye vaktimiz olmuyor. Tek problem o. Gündüz böyle gezip tozduğumuz için akşama kadar yoruluyoruz. Ama inşallah en kısa zamanda onları yetiştireceğiz. Seul'de camiyi gezdik. Gerçekten güzel oldu. Busan'da Türk, yani Tika'nın restore ettirdiği bir camide epey vakit geçirdik. Oradan videolar çektik. İki ülkede de, şu anda bugün Japonya'da, dün Seul'de marketleri, pazarları gezdik. Fiyatları karşılaştırmak için videolar çektik. Her şey gayet yolunda. Tek problem, sizin de farkında olduğunuz gibi, doların çok yükselmesi. Bu bizi çok kötü etkiliyor. Çünkü biz bu seyahat planını yaparken dolar 3,5 liraydı. Şu anda 7 liraya yaklaştı ve bizim masraflarımız da 2'ye katlanmış oldu ama idare ediyoruz. Şöyle bir güzellik oldu. Seul'de de, burada da otel yerine neredeyse bir daire tutmuş gibi olduk. Ve mutfağımız var. O yüzden yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Ve işte gezilecek yerleri gezip eve gelip yemek yiyip tekrar gidiyoruz vesaire. Öyle bir dışarıda yemek yememe gibi bir şey yapıyoruz şu anda. Osaka'da 2 gecemiz daha var. Ondan sonra Kyoto'ya geçeceğiz. Kyoto'dan Tokyo'ya gideceğiz. Tokyo'da da nasipse Türkiye'ye döneceğiz. Dediğim gibi seyahat gayet iyi ilerliyor şu anda. Tek problem belki hani küçük bir negatiflik olarak Japonya'ya girişte havaalanında biraz bizi tuttular. Ayrı bir odaya aldılar vesaire, sorguladılar. Can sıkıcı oldu biraz ama çok kibar davranıyorlar gerçekten. Dedik normal, adamların ülkesine giriyoruz. İşte Müslümanız, kılığımız, kıyafetimiz. Ama bugün sokakta akşam ezanından sonra yatsı okumam, yani burada hiçbiri okumuyor da işte güneş yeni batmıştı diyelim. Alışverişten çıktık elimizde poşetlerle. Yine bir polis bizi durdurdu. Pasaportumuzu kontrol etti. Otelimizin adresini aldı bize. Bir iki böyle ufak tefek sorular sordu. Yani bilmiyorum, bu çok sık yaşanan bir şey mi? Yoksa yani şu anda 32-33 gündür yollardayız. Hiçbir ülkede böyle bir şey olmamıştı ama Japonya'da 2 gün üst üste böyle şeyler yaşayınca biraz canımız sıkıldı açıkçası. Ama hakikaten güzel ülke. Güzel videolar hazırlıyoruz. Çok spoiler vermek istemiyorum ama hakikaten çok ilginç özellikleri olan bir yer. İnşallah bizi takipte kalın. Paylaşmalara devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.